konumuz yine gelecek. Konuğumuz sevgili gazeteci dostumuz Selçuk Ergenç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi biz programımızda sürekli diyoruz ki gelecek geliyor. Gelecek geliyor. Sanki böyle bir gelecek var ve bize doğru geliyor. Değil. Aslında gelecek şekillendiriliyor. Gelecek üretiliyor. Gelecek yapılıyor. Birileri bunu yapıyor. Kim yapıyor? Bu dediğiniz gibi gelecek çok hızlı bir şekilde geliyor. Hepimiz sadece gelecekte ne olacağını düşünüyoruz. Ama bunun mutfağında olan birileri var. Bunlar kim? Birileri şimdi üretiyor. Birileri üretiyor. Bu sistem artık değişiyor. Önceden bunu işte bir iki tane büyük ülkenin diyelim ekonomik anlamda büyük ülkenin ya da sayabileceğimiz 10 tane büyük global şirketin yaptığını düşünürken artık günümüzde bu gelecekteki olacaklarınla ilgili herkesin bir payının olacağı bir noktaya geldik. Burada da en büyük pay startuplara geliyor. Biz bu programı da bunun için yapıyoruz aslında. Yani geleceğin tüketicisi mi olacağız? Acaba aynı zamanda tüketirken üretici de olabilir miyiz? Geleceği biz de üretebilir miyiz? Evet, çok sıradan vatandaş. Evet. En azından biz olmasak bile belki çocuklarımız bu geleceği üretebilir. Yani biz bu coğrafyada, bu ülkede geleceği üreten olmak istiyoruz. Evet. Bu programın birazcık katkısı olursa da mutlu oluruz. Nasıl oluyor bu işler? Nasıl üretiliyor bu? Her şey startup'la mı başlıyor? Zaten adı şimdi, öyle değil mi? Gelecekte artık her şey startup'larla başlayacak. Startup nedir abi? Hep duyuyorum. Startup. Tamam biliyoruz. Start İngilizce bir kelime. Startup up olunca ne oluyor? Şimdi startup aslında bir ekosistem. Yani bir sisteme verilen bir ad. Hı-hı. Amerika'daki tanımı farklı, bizim Türkiye'deki tanımı farklı. Bizdeki tanımın içerisinde en üstte girişimci var. Girişimcinin içerisinde bir startup'ı anlatıyoruz. Oysa Amerika'da girişimci ile startup'ı ayırmışlar. Startup neyi daha iyi yapabilir mi düşünen, bununla ilgili fikir üreten, bunu projelendiren ve bir noktadan sonra da eyleme geçiren kişi diyebiliriz. Yani geleceği üretme iddiasında olan bir kişi neyi daha iyi yapabilirim, nasıl startup değiştirebilirim? Startup yapmak zorunda. Evet, startup'tır. Başlangıçtır. Başlangıç startup, bu. Nasıl bir şeydir startup? Ya mesela siz de bir startup olabilirsiniz. Çok basit bir örnek vereyim. Şimdi geleceği işliyoruz ya, geleceği düşünüyoruz. Demin dediğiniz gibi iki türlü bakabiliriz buna. Ya biz bunu sadece izleyeceğiz, hiçbir şeye karışmayacağız. Satın alacağız, gelen hizmet, ürün hizmeti satın alacağız. Tüketici olacağız. Tüketici olacağız. Ya teknolojik anlamda bir şeyimiz varsa, projemiz, bir düşüncemiz varsa eylemci olacağız, dahil olacağız. Ya da istek ve önerilerimizi ben bunu daha iyi istiyorum diye söylemde bulunacağız. Üç şekliyle düşünelim. Çok basit bir örnek. Diyelim ki evinizde bir pizza siparişi veriyorsunuz. Ve pizza 20 dakika sonra evinize geliyor. Ve gelen pizza soğuk. Beğenmediniz. Şimdi o süreci bir düşünelim. Bu pizza nasıl daha iyi gelebilir? Telefonda harcadığınız zaman. Big Data ve CRM. Siparişin gitmesi, mutfağa iletilmesi, pişirilmesi, paketlenmesi, kurye verip lojisti ve kapıda ödeme. Aslına bakarsanız o 20 dakikayı 10 dakikaya indirmek ya da daha sıcak pizza istiyorsanız bütün o noktalarda dokunuşlarla değişiklik yapabilirsiniz. Eğer bunu nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünmeye başladıysanız işte startup'sınız. Burada çok basit bir örnekle başlayabiliyorsunuz. Konumuzla alakalı değil diye ama söyleyeyim. Ben mesela pizza siparişi veriyorum. Onlar da diyor ki 20 dakika sonra getireceğiz. Ben diyorum ki 20 dakikada getirmeyin. İstiyorsanız bir saatte getirin. Çünkü o motosikletli evet. Çocukların o süratli kullanmasını çok haksızlık olarak buluyorum. Onlara yapılmış bir haksızlık. Orada gündemi belki değiştirmek lazım. Biz bir saatte getiririz. Sıcak getiririz. Belki evet, soğuk geliyorsa evet, onun üzerine çünkü bir şeyler yapabilirsiniz. Çocuk, ben onu çok düşündüm. Ya bunlar evet. 12-13 dakikada paketliyordur. Çocuğa 7 dakika veriyorlardır. Evet. Al bunu götür. Evet. Teslim et. O da kaldırımdan gidiyor falan. Acımasız. Özür dilerim konuyu dağıttım yani, ama. Yani startup aslında bu şekilde. Yani bir fikriniz varsa dediğim gibi neyi daha iyi yapabilirim, neyi geliştirebilirim diye düşünüyorsanız. Bir startup bir iş midir? Yoksa bir sadece başlangıç bir düşünceyle mi? Başlar. Startup bir düşünceyle başlar.
Bunu bir fikir olarak birisi düşünürsünüz. Birisi gelip benim bir startup'ım var dediğinde ne demek istiyordur? Neyi eksiktir onun startup aşamasında? Bir düşüncesi vardır. Neyi nasıl yapabilirim diye düşünüyordur. Gideceği kişiye bağlı. Eğer o işle ilgili onun bir şeyini düzeltmek istiyorsa ona projesini sunabilir. O bir yatırımcıysa ya da iş verense, iş yapansa değişebilir. Girişimcilikle startup arasındaki fark nedir? Şimdi bizdeki genel tanım girişimci. Mesela şimdi sizin bir bakkal dükkanınız var veya babanızdan bir bakkal dükkanı kaldı. Siz buraya geldiniz, bakkalı biraz büyüttünüz ya da iki tane daha raf koydunuz veya da sebze reyonu açtınız. Bu aslında bir startup değil. Çünkü bir yenilikçi bir şey değil. Siz işinizi biraz büyütüyorsunuz. Hı. Startup yenilikçi ve riski olan bir şey. Amerika'daki tanımı bu. Yani bir şeyi yenilik yapacaksınız, değiştireceksiniz ve bir riskiniz de olacak. Aynı zamanda ölçülebilir olacaksınız. Peki ülkemizde bu işler Amerika'daki gibi mi? Neresindeyiz biz bu işe? Şimdi biz bu işe son birkaç yıldır önem vermeye başladık. Normalde bu Amerika'da çıkan bir oluşum. Sonra bütün dünyaya yayılmış durumda. Ülkemizde de gerektiği ilgiyi görmeye başladı. Hem kendi içimizdeki startuplardan, hem onlara yatırım yapan melek yatırımcılardan, hem Türkiye'de hali hazırda iş yapan şirketlerin bu startuplara duyduğu ilgilerden ilgi görmeye başladı. Siz bu işin neresindesiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Şimdi bizim yayın grubu olarak Startup diye bir dergimiz var. Türkiye'nin ilk startup dergisini biz çıkartıyoruz. Düzenli bir yayın. Ne yapıyoruz? Startup dediğinizde aslında dediğim gibi bir ekosistem. Ekosistemin içerisinde startup var. Bir tarafta melek yatırımcı var. Biz bu ikisini buluşturduğumuz bir yayın hazırlıyoruz. Tamam. Startup bir fikri olup onu geliştirmeye çalışan bir genç arkadaşımız. İlle genç olmak diyelim. Zorunda. Yani girişimci diyelim. Adı girişimci olsun. Melek yatırımcıyı konuşalım mı? Melek yatırımcı bunlar. Melek gibi insanlar mı? Kim bunlar? Ne yapıyorlar melek ya yatırımcı? Ya iyi kalpli diyelim melek yatırımcı. Çünkü niye melek deniyor bunlara? Şöyle... biliyorsunuz bizdeki sistemde bir bankaya gittiğinizde bir fikriniz varsa envanterinizi sorarlar, tapunuzu sorarlar ve ne kadar kazanacağını sorarlar. Çok katıdır kurallar. Startuplara yatırım yapan melek yatırımcıların belki 10 yatırımdan 8 tanesinin batma riski çok yüksektir. Ya, o yüzden iyi insanlardır. Gerçekten diyelim. İyi insan. Bence ülkemizin geleceği bu noktada. Evet. Ben çok önemsiyorum. Yaptıklarını da çok... Risk alıyorlar, belki evet. Batıyorlar. Çok doğru. Çünkü her startupta başarılı olmuyor herhalde, değil mi? Tabii. Büyük bir risk var. Yani 10 projenin 8 tanesi muhtemelen başarısızlıkla dönecektir. Ama bunlardan 2 tanesini iyi bir noktaya getirirseniz o 8 tane kaybettiğinizin fazlasıyla alacak bir potansiyele sahiptir. Peki siz şöyle mi görüyorsunuz? Mesela 10 yıl sonra 2030'larda... nasıl bir hayatımız olacaksa bugünkü startuplara mı bağlı? Şimdi biz geleceği konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Robot teknolojileri konuşuyoruz. Nano sistemleri konuşuyoruz. Süt bittiği zaman sipariş verecek olan buzdolabını konuşuyoruz. Ateşimiz çıktığı zaman doktora iletişim kuracak. Hatta uzaya gitmeyi konuşuyoruz ve hatta daha uçuk ölümsüzlüğü konuşuyoruz. Bunlar olacak belki ki bir kısmı da zaten oluyor. Peki bunları kimler yapıyor? Kimler yapacak? Yani bunu yapanlar böyle bir ülkede toplanmışlar, bir enstitüye kapanmışlar, sırlar içerisinde böyle bir şeyler icatlar etmiyor. Öyle bir şey, öyle bir hayat yok. Şimdi niye böyle bir hayat yok? Önceden makinalara bağlı mıydık? Şimdi Endüstri 4.0'la beraber dijitalleşti. Dijitalleşmenin olduğu yerde teknoloji çok yoğun kullanılıyor. Ve teknoloji olduğu sürece bütün bilgi herkese eşit şekilde gidiyor. Siz bir işin ucundan tutabilirsiniz. Eğer bu teknoloji ve dijital dönüşüm olmasaydı biz yine bu değişikliği, geleceği bu global şirketlerden ya da beklediğimiz büyük güçlü ülkelerden onların yapmasını bekleyecektik. Oysa şimdi elimizde çok büyük bir fırsat var. Google denen bir şey var. Bir şeyi sorduğunuzda bütün her şey çıkıyor. Siz oraya ekleme bir şey yapıp bunu geliştirebiliyorsunuz. Türkiye'nin de elinde böyle bir fırsat var. Yani biz bir şeyi nasıl daha iyi yapabilirim diye düşündüğümüzde mevcut teknolojiyle beraber, teknolojiye kolay ulaşımla beraber yeniliklerin içerisinde olabiliriz. Bir şeyi değiştirmek zorunda değiliz. Belki bunu istemiyoruz ama hiç değilse ne istediğimizi anlatabiliriz. Biz bunu istiyoruz diyebiliriz. Bakın mesela bankacılık sisteminde artık biz bunu yaptık, bunu al değil, müşteri deneyimlerini ön plana çıkarıyorlar. Parakende sektörü de böyle.
Önceden ne vardı? Bir ürün koyuluyordu, gidip mağazadan alıyordunuz. Artık öyle değil ki. Perakende sektöründe o kadar bir hızlı değişim var ki, müşteri deneyimlerine göre şirketler kendilerini yeniliyorlar. O yüzden bize startuplara büyük fırsatlar var bu dönemde. Peki, bir startup'ı olduğunu düşünen genç bir arkadaşımızın 3-4 dakikamız kaldı. Bu yolculuğu nasıl oluyor? Onlara biraz da yol göstererek anlatır mısınız? Ne yapılıyor startup'ı olan birisi? Ya bir fikri olan, dünyayı değiştireceğim iddiasında olan bir arkadaşımızın kısaca yolculuğunu anlatalım. Ne yapması gerekiyor? Bir fikriniz var. Bir şeyi daha iyi yapmaya karar verdiniz. Bir fikriniz var. Önce bunu bir yazmanız lazım. Bizdeki en büyük sıkıntı bunu kaleme almamak. Herkesin bir fikri vardır. 3 yıl, 4 yıl sonra ya bunu ben düşünmüştüm der. Bunu önce bir kayıt altına alacaksınız. Sonra kayıt altına almak ne demek? Yazacaksınız. Bir yerde fikriniz bir şey geldiği zaman bunu yazacaksınız. Burada tutacaksınız ve onun üzerine eklemeler yapacaksınız. Sonra bir bakacaksınız bunun örneği var mı? Hem Türkiye'de hem dünyada global düşünmek zorundasınız. Bu işin en büyük şeyi, dikkat edilmesi gereken noktası ne kadar bir avantaj sağlayacak yaptığınız bir iş? Yani bunun faydası ne? Fayda büyüklüğüne, ne kadar insana ulaşacaksınız büyüklüğüne? Sonra bu sadece Türkiye pazarında mı olabilir, globalde mi olabilir? Bunlara baktıktan sonra, bunlara inandıktan sonra fikrinizi değerlendirebilecek olan melek yatırımcılar olabilir. Melek yatırımcıya nasıl ulaşılır? Ben hayatımda hiç melek yatırımcı görmedim. Şeyde son dönemde çok güzel internet siteleri var. Öyle mi? Buralardan araştırma yapabilirler. Özellikle finans olsun, başka sektörler olsun yarışmalar düzenliyorlar. Buralarda bakabilirler. Ya da son dönemde çok benim de takdir ettiğim mesela üniversitelerimizin arı kentleri var. Evet. Oralara gidip fikirlerini anlatabilirler. Orada eğer fikir şeyse, uygunsa kendilerine her türlü imkanı sağlıyorlar. Kuluçka nedir? Kuluçka da şey aşamasında. Yani daha yeni, hiçbir yatırım almamış, orada büyüme aşamasında olan bir nokta. Oralara başvurabilir. Belediyeler şimdi son dönemde destekliyorlar, fikir yarışmaları yapıyor. Anadolu'da da var. Tersten bakalım, son iki dakikamızı şöyle değerlendirelim. Startuplara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da bir şey söyleyelim. Yani bir bilinçli bir yatırımcı var biliyoruz ama parası olan ama nereye yatırım yapacağım diye düşünen insanlar da olabilir. Evet. Vardır. Şimdi bir bunlar sertifikalı melek yatırımcılar var. Bir de böyle eş dost olarak ya gel ben sana destek olayım diyebilecek insanlar var. Şimdi sertifikalı melek yatırımcıları düzenleyen bir sistem var. Devletimiz bu konuda çok iyi gidiyor. Yani onları bir sistem içerisinde oturuyor. Vergi avantajları sağlıyor. Melek yatırımcı olan bir insan bizdeki en büyük sıkıntı acele. Ne kadar gelecek, ne kadar kazanacaksın? Yani bir melek yatırımcının olması gereken, yapması gereken belki o adama güvenmesi, startup'a güvenmesi, yatırımını yapması ve sabırlı olması. Ona ister bu aktif bir yatırımcı olabilir, pasif yatırımcı olabilir. Eğer aktif bir yatırımcıysa destek olması. Şu anda startup'ların en çok ihtiyaç duyduğu şey bu. İyi melek yatırımcılar, sabırlı melek yatırımcılar, belki batarsa sorun değil diyebilecek olan melek yatırımcılar, sıkıştığı zaman ek destek sağlayabilecek olan melek yatırımcılar. Olması gereken bu. Yani gelecek geliyor lafını açmak lazım. Geleceği üretmek gerekiyor. Geleceği şekillendirmek gerekiyor. Dizayn etmek gerekiyor. Dahil olmak lazım. Dahil olun, ister fikrinize dahil olun. Sadece şunu düşünün. Ben bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Yani İnşallah bizim ülkemizden de müthiş startuplar çıkacak. Çok güzel kurumlarımız var. Mesela fintechlerde BKM var, Bankalarası Kart Merkezi. Ben çok kısa söyleyeyim. Londra'da bir etkinliğe katıldım. Fintechlerle ilgili, finansal teknolojilerle ilgili 3 yıl önce. Dünyadan gelen teknolojileri dinledim. Ya bizim teknolojilerimiz, yıllar önce biz bu işe geçmişiz. Mesela diye bir sistemimiz var, dünyada örneği olmayan bir sistem. Bir taksi var bugün kavgası olan o taksi sistemini biz yıllar önce zaten getirmişiz. Evet. Güzel örneklerimiz var. Çok güzel fikirlerimiz olsun. Sabırlı melek yatırımcılarımız olsun. Geleceğimiz çok güzel olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar efendim.